Selamlar YouTube. Minik bir yumurta videosuyla karşınızdayım. Grandice Shiny ufak ufak avlarız olursa. Bu arada canlı yayındayım. Siz de canlı yayınlara gelmek istiyorsanız Twitch TV Rage oyun beklerim. Aşağıda link var. Şimdi competitive Pokemon kasıyorsunuz ya. Bunlar aklınızda belki bir takım vardır. Bunların bir sürü öğrenebileceği move havuzu var sonuçta. Hepsini level atlayarak veya TM ve Sword Shield'daki yeni gelen TR'lerle öğrenmiyor. Şu an ben Shackle kasacağım. Shackle yumurta atacağım daha doğrusu. Hem mümkünse Shiny arayacağız. Hem de yüksek IV ile arayacağız daha doğrusu. O işleme geçmeden önce bu dediğim yöntemlerle yani level'la TM ve TR'lerle öğrenemeyeceği şeyler var. Move'lar var. Toxie sadece Ribbon Mab'den mi alıyor? Ben öyle görmedim ama ya. Bak. Neyse dur birazdan göstereyim. Şurada hem bu sayfaya da geçmiş olayım. Şimdi Shackle kasacağım diyorum ya YouTube'daki arkadaşlar. Şöyle bu ekranda hazırladım size. Ben Shackle'ın sayfasına gidiyorum. Shackle'ın öğreneceği move'lar, türler, cartları, cürtleri bütün her şeyleri var. İşte şurada level atlatarak öğrenecekleri. TM ile öğrenecekleri ve TR ile. Bu TR'lerde technical record yani Sword Shield'la gelenler. Şurada da Egg Move'la öğrenecekleri var. Yani şunları anladığım kadarıyla başka türlü öğrenemiyor bu Pokemon. Yani bunları nasıl yapacaksınız? Bu Move'ları hali hazırda bilen ve Shackle'la yani bu durumda Shackle'la sizin durumunuzda öğretmek istediğiniz Pokemon'la yumurta yapabilen yani aynı yumurta grubunda olan bir Pokemon'un bilmesi lazım. Yani şart şu. Öğretmek istediğiniz move'lar hali hazırda bir Pokemon'da olacak. O Pokemon'lar, o Pokemon öğretmek istediğiniz Pokemon'la aynı yumurta grubunda olacak. Yani bunlar yumurta yapabilir halde olacak. Diğer türlü kaba tabirle çiftleşmiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Aynı türden diyeyim en zaten bu move olaylarını, bu olayları bilenler bu videoyu izlemiyordur bile. Aynı türden olanlar çiftleşip yumurta yapabiliyor. O yüzden size aynı türde, ya tür dediğim poison falan değil yani hayvansal, hayvan olarak aynı tür. Bunun yumurta grubu neymiş mesela? Yazıyor mu burada? Bir bakalım. Egg grup bak yani böcek şeyinde biri lazımmış. Ben baktım bu arkadaş şimdi toksik ve Knuckoff öğretmek istiyorum. Gidiyorum Knuckoff'u bir... Ana onu ayarlamadım lan. Videoya girdim de. İki türün farklı cinsli olması lazım. Ana. Dur lan bir bakayım. Eyvah eyvah. Eğer değilse. Ulan farklı tür şansa bak. Yemin ederim bakmayı unutmuşum. Şu an gördüğünüz ekranda Drapion ve Shackles kullanılacak. Shackle kullanılacak. İkisi farklı cinsiyet olduğu için tamam. Sıkıntı yok. Vallahi kontrol etmemiştim. Görüyor musun? Ulan Eren geç hatırlattın. Neyse iyi ki hatırlattın. Sağ ol. Şimdi Knuckoff işte öğrenebilenler işte Drapion var arasında. Bir de Toxie'ye de baktık. Toxic de level'la öğrenebilenler arasında Drapion nerede? Şu an o kadar karışık ki burası. Drapion bir şekilde öğreniyor bunu. Zaten hali hazırda öğrettim. Tekrar oyuna dönüyorum. Şöyle size Check Summary'den şu an mevcut öğrendiği move'ları göstereyim. Toxic ve Knuckoff biliyor durumda. Bunların ne alakası var? Ben bunları Shackles'a geçirmek istiyorum. Bu yüzden önemli. Şu an Shackles neler biliyor? Onlara bakalım. Move değil pardon. Şu an Shackles neler biliyor? Bunları biliyor. Zaten bunların hiçbir önemi yok. Birazdan yeni yumurta bebişler olacak. Aa doğru lan dişinin yumurtası çıkacak. Hangisi erkek bunların? Anam Shackles dişi yalan. Tamam. Doğru. İyi. Vallahi her şeyi şansına ayarlamışız. Doğru. Shackles erkek Drapion dişi olsaydı Drapion yumurtlatacaktık. O pek olmayacaktı. Evet. Shackles'ımız dişi. Tamam. Bu ikisinin ilişkisinden yeni Shackles'lar doğacak. Ve yani bunu gerçekten ilk kez deniyor sayılırım. Bu kadar karmaşık. Resmen bana gidiyor Samet. İnanılmaz. Bu
Bu kadar olmasını beklememiştim. Ve bu ikisinin ilişkisinden bebek şakıslar doğacak. Öyle ki yeni doğan bir level'lık tazecik şakıslarda bu Drapion'daki Toxic ve Knockoff'un yeni bebek Shackles'a geçmiş olması lazım teoride. Teoride geçmiş olması lazım. Olayı anlattım anladığım kadarıyla. Karışık geldiyse yorumlarda sorun, tekrar anlatmaya çalışırım. Bu yumurta gruplarına bakmanız lazım ama. Burada benim unuttuğum şeylere de dikkat edin yani. Farklı cinsiyette olacaklar. Çoğaltmak istediğiniz Pokemon dişi olmalı. Yani dediğim gibi burada Shackle erkek, Drapion dişi olsaydı ulan ben move'u geçireceğim ama Drapion doğuyor olacaktı, anladınız mı? Ama yine de şöyle bir uygulama olurdu. Doğacak Drapion'un küçüğüne, işte unuttum şu an, onlara bu iki egg move geçecekti. Şimdi uygulayarak görelim bakalım. Asla astarı varmış. Şimdi öncelikle ben şurayı hızlıca bir temizleyeyim. Çünkü şey de yapacağız. Hemen deneyeceğiz de, yumurtayı kırana kadar videoyu bitirmeyeceğim. Yeni çıkan yumurtadan bakalım. Gerçekten dilediğimiz gibi bir iki yumurta move'u, egg move'u öğrenmiş Shackle çıkacak mı? Scorupi, evet. Az önce chatten birisi yazdı. Sağ olsun Scorupi. Monotonic. Bir shiny'm daha var. Puyukumuku'yu da çıkarttım yumurtadan. Evet. Hazırız. Gidip bu yumurta olayını sağlayan teyzeye çiftimizi verebilirim. Yani çiftimiz derken Shackle ve Drapion. Evet. Şimdi birazcık bisikletle adım atacağız. Biraz bekleyeceğiz. O teyzenin şu hareketi yapmasını bekleyeceğiz. Shiny mi? Yok artık. Bunun shiny çıkma olasılığı kaç şu an? Tekte. Teyzemiz şu hareketi yaptı. Demek ki çiftimiz bir yumurta yapmış. Bu yumurtayı aldık takıma. Şimdi biraz daha yürüyeceğiz. Ve bu yumurtayı çatlatacağız. Çatlayan yumurtadan Toxic artı Knockoff bilen bir Shackle çıkarsa görev başarılı demektir. Bu videoda amacına ulaşmış olacak. Eğer öyle bir şey olursa lütfen olsun, çünkü şu an stresim. Yani hakikaten şansa bala getirdik şu ana kadar. Yani Shackle'ın dişi olması gerektiğini unutmuştum. Hızlılar, hakikaten hızlılar bu arada. yeni çift. Ne zamandır da yapmıyordum. Bir yumurta daha yapmışlardır bu arada. Hop, vallahi yapmışlar, görüyor musun? İki tane düşebiliyor mu? Ben biri diyebiliyorum. İkisi aynı anda geçer demişti Eren bana ama dur bakalım, deneyeceğiz. Gerçekten benim için de deneysel bir süreç. Eğer olmazsa çaresine bakmaya çalışırız. Başka şekilde öğretiriz, ne bileyim. Öğrenene kadar onları ayırmayız filan. Yapacaksınız. Bize yeni bebekler verin. Oh. Hadi bakalım. Bebeğimiz doğuyor. Şu an çok heyecanlıyım. Shackle'ımız oldu. Önemli olan check summary dedikten sonra o iki move'u biliyor mu, bilmiyor mu? Nefesler tutuldu. Shackle'a gittik. Check summary dedik. Toxic ve Knockoff. Görev başarılı. Çekil lan. Oğlum gösteremedim. Eşşol eşşek. Nereye gittin ya? Allah Allah. Toxic ve Knockoff geçmiş. Bu iş bu kadar. Egg move'lar şansını anlattığım şekilde bu şekilde bebeklere geçiriliyor. Bunu niye en başta yaptık arkadaşlar? Şimdi shiny ve yüksek IV'li Pokemon yumurtlatmaya başlayacaksanız en başta şu hale bir getirin. Çünkü ben şimdi yumurta üretimine başlayacağım. Bunu üreteceğim. Çünkü bu saatten sonra bu iki move bütün bebeklere geçecek. Anlatabildim mi? Yani şansa bırakmayacağız bu işi.
en başta şu hale, şu move setine bir getiriyoruz. Oradan sonra işte shiny aramanızı veya işte yüksek IV'li arama işlemine başlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Göstereceklerim bu kadardı. Emre, şimdi bunları seri üretime geçeceğim. Shiny diyorum. Dişi şakıl oluşur muhtemelen. Paslaşırız. İzlediğiniz için teşekkürler YouTube. Sorunuz varsa yorumlar kısmında sorun. Ben veya bilen başka arkadaşlar herhalde yardımcı olmaya çalışırız. Ben yorumları sıkı kontrol ediyorum. Egg move'la bebeğe, daha doğrusu bunun başlığına ne demeliyiz? Egg move geçirme mi? Ne bunun başlığı? Yani ne diyebiliriz bunun şeyine? Murat, hoş geldin. Egg move geçirme şeysi ne mesela? Oğlum, şu an başlığı şimdi düşünelim sizlerle birlikte. Diğer türlü ben arada kalacağım. Genetiği bozuk şakıl üretiyoruz. Fena değil bu arada, evet. Egg move öğretme. Yumurtaya hareket öğretme. Egg move damgalama. Neyse, bu önerilerden birini koymuş olacağım YouTube. Haberin olsun. Görüşürüz. Bay bay YouTube. Biz yayına devam ediyoruz. Yayındakiler bir yere gitmeyin ha. Hadi bay bay.